Sevgili sektör mensupları, değerli perdeciler, Bursalı üreticiler 22 Mart 2017 tarihinde, yani bugün Merinos fuar alanında buluştu. Bursa Ticaret Odası Başkanı Sayın İbrahim Burkay organizasyonunda Tekstil Urge projesi kapsamında 25 ülke üzerinden 200 ziyaretçi sayısı var bugün bu fuarın ilk günü olmasına rağmen ve tek amaçları Bursalı üretici firmalarımızın yurt dışı bağlarını güçlendirmek, Urge projesine destek vermek, aynı zamanda bu organizasyona efendim devletimiz de destek veriyor. Ekonomi Bakanlığı'ndan da ciddi destekler var. Değerli meslektaşlarımız, biz Perde Satıcıları Haber Portalı yerimizi bu fuarda da aldık elbette ki. Ali Bayhan Tekstil'in katkıları ile sesimizi bu fuardan sizlere duyurmak üzere yerimizi aldık. Efendim ben istedim ki bizlere bu fuarda partnerlik yapan, sponsorluk yapan Ali Bayhan Tekstili ve çalışanlarını da tanıyalım. Onların üretim ağlarına da şöyle bir göz atalım istedik ve standlarında onları ziyaret ettik. İsterseniz Ali Bayhan Tekstili kısaca özetleyeyim ve daha geniş kapsamlı biz Sayın Serkan Bayhan'dan bilgiler alalım. Bursa'nın önde gelen üretici firmalarından bir tanesi efendim. Ali Bayhan Tekstil. İsse markası ile kendilerini yakından tanıyorsunuz. İhracat yaptığı ülkelere ve iç pazara üst düzey Arge altyapısı ile üretim gerçekleştiriyor. Efendim, geriye kalan bilgileri biz Sayın Serkan Bayhan'dan alalım izninizle. Efendim merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Hayırlı olsun. Bir fuarda daha yerinizi aldınız. Bursa Ticaret Odası'nın organizasyonluğu altında bu fuarda yerinizi almanız, 2017 ürün kreasyonlarını bu fuarda görücüye çıkartmanız, buradan sesinizi duyurmanız bence harika bir durum diye düşünüyorum. Küçüğüyle büyüğüyle üretici firmalarımızın mutlaka bu tür organizasyonlara katılması gerekliliğine inanıyorum ben Serkan Bey. Evet. Ve şöyle bir sizi fabrikaya doğru yola çıkaralım, tanıtımınızı bize yapın, daha sonra da bu fuar hakkında ve ürünler hakkında konuşalım. Öncelikle ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ederiz, ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ali Bayhan Tekstil olarak 1974 senesinde üretime başlamış olduğumuz, son 10 yıl içerisinde Store Zebra imalatı ile alakalı çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 3000 metre kapalı alan içerisinde 40 personelle hızlı bir şekilde hareket ediyoruz, hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hem iç piyasada hem dış piyasada tüm müşterimize hızlı bir şekilde servis vermeye çalışıyoruz. Fuar güzel bir fuar. Bu yönden de Ticaret Sanayi Odası Sayın İbrahim Bey'e çok teşekkür ederiz kendilerine. Ülkemize biz de bu konuda destek olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii ki ihracat bizim için çok önemli. İhracatta yeni pazarlar, yeni ülkeler, bunlarla alakalı çalışmamızı en yoğun bir şekilde yapıyoruz. Görkem Bey bizim Orta Anadolu temsilcimiz, Hayrettin Bey Irak, İran, Azerbaycan, Türkmen ülkeleri, Yalçın Bey de Avrupa ve Güney Amerika temsilcimizdir. Kendilerine mikrofonu uzatacağım zaten. Tabii ki. Kendileri de sektörde her zaman toplantı yaptığımızda yurt dışına daha ağırlık vermemiz gerektiğini her zaman belirtiyorum. Sağ olsun onlar da ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve tüm mücadelemizi bunun için sergiliyoruz. Fuar için şöyle söyleyebilirim, fuar çok konsept... Fuara geçmeden fuara önce Serkan evet. Bey, çok hızlı geçtik. Ben dün sizin yanınızdaydım. Evet. Özellikle fabrikanızı gezmek istedim. Sağ üretim tesislerinize ederiz. Bakmak istedim. Ve bizi sağ olun gezdirdiniz. Üretim kapasiteniz hakkında bilgi verdiniz. Ben biraz daha yakından sizi anlatmaya çalışıyorum. Evet. Değerli meslek mensuplarına. Çünkü sadece Bursa'yla sınırlı değil bu iş. Bunun Ankara'sı var, İzmir'i var, doğusu var, batısı var. Dünya coğrafyası üzerinden bizi izleyen birçok meslektaşımız var. Evet. Hatta Store ve Zebra üretimi sahası arayan, kendilerine yeni saha arayan birçok meslektaşımız var. Siz Türkiye içinde zaten çok güçlü bir üreticisiniz. Zebra'da harikalar yaratıyorsunuz. Sağ olun, çok güçlü toptancılarla iş yapıyorsunuz ama yurt dışına şöyle biraz daha ağırlık verelim. Kaç kıtadasınız? Hangi ülkeleri sayabilirsiniz? Şöyle ilk aklınıza gelenler. Şimdi ilk aklımıza gelenler tabii ki bundan
5-6 sene önce ilk Irak ve İran komşu ülkeler olduğu için ilk ihracatlarımız orasıyla başladı. Daha sonra biraz daha aşağılara inmeye başladık. Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Lübnan buraları daha yoğunlaşmaya başladı. Afrika ülkelerinde hatta bundan 2 ay önce tekrar belirteyim. 2 ay önce de şeydeydik, Fas'taydık. Fas'ta uluslararası bir fuar vardı. O fuardan sonra tekrar Arti fuarımız oldu. Arti fuarından sonra burası. Bundan sonra tekrardan bir 2 ay sonra Evtex fuarı olacak. Evtex fuarına katılacağız. Şimdi bizim önceliğimiz tabii ki ihracat dedik. Bizim için her yeni ülke yeni bir pazardır. Evet. Her yeni bir ülke yeni bir pazardır. Çünkü şu anda bakıyoruz çoğu ülkede bu ürün yeni yeni tanılıyor. Yeni yeni gündeme gelmeye başlıyor. Genelde fonduk tül tarzı camlarına ve pencerelerine koymuş oldukları ürünlerden. Biraz daha şimdi zebrayı biz moda edebilir miyiz? Bu ülkelerde zebrayı nasıl ön plana çıkarabiliriz? Biz bunların derdindeyiz. Her ülke bizim için yeni bir pazar oluyor. Bu da bizim için sevindirici oluyor açıkçası. Tekrardan en baştan insanları anlatmaktansa fabrikaya çağırıyoruz, fuarlara çağırıyoruz insanları. Yapmış olduğumuz ürünleri kendine tanıtarak da ister istemez onlarda beğenmiş oldukları kültürlerine uygun, kendi bölgelerine uygun olan ürünleri ve renkleri seçerek kendi ülkelerinde bunu mekanizmaya takıp satmaya başlıyorlar. Ve geri dönüşleri de çok güzel oluyor açıkçası. Şimdi iç piyasada şöyle bir şey var biliyorsunuz, yani bu çok hızlı bir trend yakaladı. En üst seviyeye çıktı. Şimdi aşağı doğru inen bir trend var. Bir doygunluk, bir doymuşluk var. Bu da ister istemez heyecanını yitiriyor. Hem üretici kanadında bizim kanadımızda, hem de bizim mal sattığımız toptancı ve sistemciler kanadında heyecanını yitiriyor. Yurt dışı pazarından gelen müşterilerimizin yeni ve bu işe meraklı olmaları bizi ister istemez daha da heyecanlandırıyor. Onlar heyecanlı, biz heyecanlı olduğumuz zaman da çok güzel şeyler ortaya çıkıyor ister istemez. Zaten sizde tam bir altyapı var. Tesislerinizi ben daha yakından gördüğüm için bu kanaate vardım ve çok gönül rahatlığıyla değerli dostlarımızla paylaşıyorum. Ürge zaten çok güçlü. Bir o kadar ülkenin nabzını tutmak, bir o kadar ülkenin etnik kökenine inmek, o etnik kökenlere ayrı ayrı ürünler çıkartmak her baba yiğidin harcı değildir diyorum, tabiri caizse, çok affedersiniz. Şimdi elbette ki bu ürünleri üzerinde bulunduğumuz platform gibi güzel yerlerde de görücüye çıkartmak hakkımızdır diyorum. Evet. Burada bir virgül koyalım ve biz mesai arkadaşlarınıza Yalçın mikrofon Bey. Tutarım. Evet. Sizinle başlayalım. Yalçın Bey, mikrofonu alın efendim. Kendinizi tanıtın. Bölgenizi tanıtın. İsmim Yalçın Bayrak. Ben de Ali Bayan Tekstil'de çalışıyorum. Özellikle şu anda Avrupa ve Güney Amerika pazarından sorumluyum. Anlatın Güney Amerika ve Avrupa'yı bize. Oranın nihai tüketicisini, toptancısını. Az önce aslında sizin de belirttiğiniz gibi her pazarın farklı dinamikleri var. Evet. Kendine özgü şartları ve koşulları var. Aslında biz hani firma olarak Serkan Bey'in ve İsmail Bey'in önderliğinde bizim de bir mottomuz var. Evet. Yani değişmeyen tek şey değişimin. Değişimdir felsefesini aslında evet. biz de evet. şey yapıyoruz. Sürekli kendimizi güncelliyoruz. İşte her özellikle zaman zaten toplantı evet. halindeyiz. Yalçın Bey'le olsun, Hayrettin Bey'le olsun, evet. işte Görkem Bey'le olsun. Her zaman toplantı halindeyiz. Gelen bize donelerle renk, kültür, oranın kültürüne ait neler yapabiliriz diye düşünmeye başlıyoruz. Hı. Yalçın Bey yeni turdan geldi. Kendisi Kolombiya'daydı. Evet. Geldi. Evet. Bir an önce hemen masaya yatırdık bazı şeyleri. Ne yapabiliriz diye düşündük. Oranın kültürüne ait ürünleri yapabilmenin hemen çalışmalarına başladık. İşte Görkem Bey ve Hayrettin Bey de onların da pazarları farklı pazarlar olduğu için. Çünkü Avrupa bizden çok daha sade, natürel şeyler isterken Arap ülkeleri bizlerden sade olmayan şeyler, biraz daha böyle simli, gösterişli şeyler tercih ediyorlar. Biz de orada ister istemez bazen bir kimlik karmaşası yaşıyoruz. Aslında, ama hepsini de yapmak zorundayız açıkçası. Aslında Araplara ürün satmak daha kolay diye düşünüyorum. Şaşalı ürünleri çıkarıp... Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle onların öyle. Kültürü de bu maalesef. Evet. Şimdi bir de Avrupa ülkesindeki çalıştığımız firmalarda prosedürler çok yavaş ilerliyor. Yani ürün satana kadar belki bir sene, bir buçuk sene geçiyor. Evet. Karşı taraf bizi tanımak istiyor. Görmek istiyor. Güvenmek ürünü istiyor. Denemek tabii istiyor. Ki. Bizi görmek istiyor. Fabrikaya geliyor, ziyaret ediyor. Sample'larımızı gönderiyoruz. Baştan alımlarını az yapıyorlar. Sizlere güvendikten sonra da yüklü alımlara başlıyorlar. Ama Arap ülkelerinde öyle değil. Avrupa insanı biraz daha zor. Tabii ki zor. Arap ülkeleri de tam tersi. Hızlı alışverişi seviyorlar açıkçası. O da bizim işimize mi geliyor diyeyim açıkçası. Biz de hızlı alışveriş seviyoruz açıkçası. Hani bir an önce mallarını yapalım, üretime girelim.
mallarına sevk edelim konusunda. Biz de onlara mümkün olduğunca yardımcı oluyoruz. Valla Avrupa çok düşünürse kendi bilir, çok şey kaçırır. Efendim siz devam edin. Şimdi gittiniz Avrupa ülkelerine. Sizin mutlaka gözlemleriniz var. Neleri gözlemliyorsunuz? Serkan Bey'e neleri iletiyorsunuz? Geri dönüşümünüz nasıl? Yani ben gittim şunları şunları gördüm. Evet şunları şunları üretmeliyiz noktasında bize natural, bilgiler natural. Ya özellikle aslında ilk etapta bizim için pazar analizi yapmak çok önemli. İlk önce gittiğimiz pazarlarda bu Avrupa olabilir, Güney Amerika olabilir ki şu anda da Güney Amerika ile ilgili projemiz daha çok yeni. Evet. Önce bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Hani genelde oradaki ilk temaslarımız oradaki üretici firmalar ya da orada bizim distribütörlüğümüzü yapabilecek, hani ortaklık yapabileceğimiz aslında firmalar. Evet. Onlarla ilk görüşmelerden sonra orada genel anlamda hangi ürünler revaçta, hangi ürünler daha çok tercih ediliyor noktasında, evet. En çok tercih hangisi? Bir öncelikle onları bir analiz ediyoruz. Ondan sonra orada bizim onlara katkı ya da ilave olarak yapabileceğimiz ekstra bir şey var mı? Bizdeki yenilikleri özellikle kendileriyle paylaşıyoruz. Serkan Bey'in az önce bahsettiği gibi bizim aslında bizdeki teknoloji ve bizdeki işin bu tarafı biraz daha ileride. Özellikle Güney Amerika ya da Arap ülkelerine göre biz çok daha ilerideyiz. Evet. Dolayısıyla bizdeki yenilikleri onlar çok merak ediyorlar. Aslında onların var olan ortamında biz bu yenilikleri nasıl adapte edebiliriz'in yolunda gidiyoruz. Evet. Biz bu yenilikleri kendilerine tavsiye ettiğimizde ya da onlarla paylaştığımızda onlardan zaten ilk olarak direkt bizden güzel talep geliyor. Alıyoruz. Evet. Güzel dönüşler alıyoruz. Direkt evet. Dönüş olarak bize yansıyor. Dolayısıyla bizim aslında ilk etapta yurt dışında iş bağlantılarında önemli olan pazar analizi. Evet. Oradaki fizibilite çalışmaları, orada hangi ürünün ağırlıkta gideceği konusunda daha sonra zaten aktarımlarda evet. Bulunuyoruz birbirimize. Ona göre de bir strateji belirleyip aslında yola çıkıyoruz, öyle evet. Söyleyeyim. Efendim duymak istediklerimi zaten aktardınız. İşte sizi konuşturmamın sebebi budur efendim. Değerli sektör mensuplarımız araştırmalarınızı anlayabilsinler, kavrayabilsinler diye. Efendim izninizle Serkan Bey, ben size de mikrofonu uzatmak istiyorum. Önce tanıyalım sizi. Hayrettin Demir ben. Hoş geldiniz. Sizin bölgeniz neresi? İran, Irak, Azerbaycan bölgesi. O zaman Arapça bilen bir beyefendisiniz değil mi? Şimdi aslında, yabancı dil sizde mutlaka olmalı. Hayır, aslında kendi dilimi konuşuyorum, Türkçe konuşuyorum ama hiç zorluk çekmiyorum. Çekmememin sebebi oralarda 50 milyon yakına Türk vatandaşımızın yaşıyor olması yani. Türkçeyi yakından biliyorlar. Tabii. Peki siz bölgenizi bize nasıl anlatırsınız? Şimdi biz bölgeyi yakın kısa bir dönem içinde çok iyi geliştirdik. Allah'a şükürler olsun. Bir seneye yakındır verdiğimiz bir emek var. İSSE markası. Şu an bir İran'a, bir Irak'a, bir Azerbaycan'a gittiğiniz zaman herhangi bir imalatçıda, herhangi bir perakendede bile bir İSSE ismiyle karşılaşabiliyorsunuz. Tabii bu bir emeğin karşılığında oldu. Sevkiyatından Ar-Ge'sine kadar bir takım ruhuyla, bir ekip ruhuyla güzel bir şeyler başardık bu sene. Ama hedefimiz, tabi hedefler hep yüksek olmalı. Evet. Bu seneki hedefimiz bunu 2-3'e katlamak. Bir İSSE markasını artık hak ettiği yerlerde gösterebilmek adına ve inşallah bunu bu sene başaracağız. Beyefendiye göre sizin işiniz biraz daha kolaymış efendim. Şimdi evet. Araplar böyle şaşaları sevince evet bize de böyle bir espri çıktı. Biz ihracatta biz tek değil yani genel sektörün yani en dikkat ettiği şey nedir? Kalitedir. Evet. Şimdi biz bunu işimize yansıttıktan sonra bunun meyvelerini dışarıda çok rahat toplayabiliyoruz. O yüzden istediğimiz pazarı, istediğimiz ülkeye malımıza güvendiğimiz için rahat giriş yapabiliyoruz. Evet. Ve istediğimiz planladığımız noktalara gelebiliyoruz. Efendim ben zaten hep şunu söylerim. Sık sık da söylerim. Şimdi çalıştığınız firma zaten güçlü bir firmaysa, evet. Çalıştığınız firmanın ürünleri zaten markaysa pazarlamacıya her zaman az iş düşer derim. Evet. Efendim sizi de tanıyalım. Sizin isminiz ve göreviniz, bölgeniz? Görkem Gülenç ben. Orta Doğu sorumlusuyum. İngilizce, Almanca
biliyorum. Arapça bilmiyorum ama zaten çoğu müşterilerimiz İngilizce biliyor. Ve gerektiği zaman zaten yanımızda Arapça bilen bir kişi oluyor. Bununla alakalı bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ben ilk gittiğim zamanlarda hiçbir zaman şeye gitmedim. Burada bu müşteri varmış, şurada bu müşteri varmış gibi çat kapı gitmedik. Hep daha öncesinden doneler aldık. Ve gittiğimizde de bizi bilmeleri çok güzel bir şeydi. Markamızı bilmeleri çok güzel bir şeydi. Şu anda zaman içerisinde baktığımız zaman bizde sadece şöyle bir şey yok. Yani hani ürün satalım ve bırakalım gibi bir şey yok. Hani ürün satmak çok kolay ama devamını getirmesi önemli diye düşünüyorum. Kaliteli mal üretiyoruz ve bunun arkasında durabiliyoruz. Sağ olsunlar Serkan Bey de İsmail Beyler de her türlü bize desteklerini veriyorlar bu konuda. O şekilde devam ediyoruz Orta Doğu'da. Ne güzel efendim. Arkanızda dağlar gibi Ali Bayhan tekstil var. Ali Bayhan güvencesi var. Markanız var. İSSE güvencesiyle. İşiniz kolay değil aslında. Hani ben mübalağa ediyorum. Hani güçlü firma, güçlü marka pazarlamacısına az iş düşer diyorum ama şu da önemli. Bir pazarlamacı, bir bölge sorumlusu efendim çalıştığı firmayı çok iyi temsil edecek. Markasını ayaklar altına düşürmeyecek. Markasını daima yüceltecek. Markasının sesini bölge müdürü, bölge pazarlamacılarımız duyurur diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü bir birey olarak gidiyorsunuz ama bir firmayı temsilen orada bulunuyorsunuz. Onun için yaptığınız her şeye dikkat etmek zorundasınız. Kılığından kıyafetine. Her çok çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey var. Bizde ikili ilişkiler çok önemli. Yani mesela biz pazarlamaya çıkan arkadaşlar ve firma sahipleri olan kişiler. Ama hiç kimse şunu söylemez ki İran'da böyle müşterim var benim haberim yoktu. Veya işte Ürdün'de böyle müşterim var benim haberim yok tarzında hiç öyle bir şeyimiz yok. İkili ilişkiler önemli. Az önce daha Ürdün'den bir misafirimiz geldi. Yine birlikte dostane bir şekilde oturduk, sohbet ettik. Gerekirse yemeklere gidiyoruz, telefonlaşıyoruz. Hani hem ben yapıyorum bunu, hem arkadaşlarım yapıyor, hem firma sahipleri aynı şekilde. İletişim hali. Kesinlikle. Yani özellikle Orta Doğu insanının en çok sevdiği şey bu. Yani bir müşterim bana geçen gün şeyi sordu. Bir mevzu üzerine. Yani biz dedi 5-10 sene sonra dedi, ilişkimizi kesersek dedi, ticari ilişkimizi kesersek ne olacak? Arkadaşlığımız bitecek mi? Yani en önem verdikleri şey bu. Yani ben geldiğimde seni orada bulabileceğim mi? Ben seninle orada dostane aynı şekilde ilişkilerimiz devam edebilecek mi? Zaten ondan sonrası gerçekten geliyor. Samimiyet ve ürün kalitenizle birleştikten sonra oluyor yani. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sizi tanımaktan ve tanıtmaktan büyük keyif aldım. Sağ olun. Görkem Bey'in de söylediği gibi gerçekten çok güzel konuştu. Bu ekip ruhudur. Birlikte ekip olarak çok güzel şeyler yapıyoruz. Herkes birbiriyle iletişim halinde. Her zaman bir müşteri hakkında bir saat, bir buçuk saat konuşabiliyoruz. Açıkçası biraz önce de söylediğim gibi hani her ülkede bizim için bir projedir. Her ülke bizim için bir projedir. Yani bu işi yapmayan insanları biz bu işe teşvik etmeye çalışıyoruz. Teşvikimizle beraber, teşviki mesaimizle beraber kendilerini sektöre soktuktan sonra da A'dan Z'ye bu konularla alakalı tüm ihtiyaçlarını, taleplerini, şikayetlerini dile getirdiklerinde biz de aslında müşterilerimizle birlikte bir bütün oluyoruz. Sonuçta ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Ve sonuçta da fuarda da aynı müşterimiz tekrardan bize geliyor. İşte biraz önce söylediği gibi müşterimizin burada olması tekrardan bizi çok memnun etti. Fuarda gayet güzel bir şekilde gidiyor. İlk gün olmasına rağmen beklediğimizden çok daha iyi gidiyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Bizler de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ederiz diye düşünüyorum açıkçası. Ne güzel efendim. Hem reklamınızı yapın hem iletişimlerinizi güçlendirin. Burada ürün satacağım kaygısı yok. Burası bir gövde gösterisi, bir platformdur. Burası sizlerin yansıyan aynalarınız, yüzlerinizdir diye düşünüyorum. Evet. Son olarak da efendim bir soruyla sohbetimizi sonlandırmak istiyorum. Ali Bayhan Tekstil'in gelmek istediği nokta, hayalleri, projeleri önümüzdeki yıllara dair şöyle 3-5 yılı hayal edebiliyor musunuz şimdiden? 3-5 yılı hayal edebiliyor muyuz derken açıkçası hayal edemiyorum. Şöyle tabii bizim de
5 senelik 10 senelik planlarımız oluyor ister istemez ileriye dönük. Sektörün nereye gideceğini de çok iyi kestiremiyoruz çünkü her yeni bir ülke bizim için yeni bir pazar. Türkiye'de şu an trend aşağı doğru inse de yurt dışında bu işi yapmaya başlayan yeni ülkeler bizim için trendi biraz daha yukarıya doğru çekiyor. Sektör nereye gider? Açıkçası bir 10 sene 15 sene daha bu mekanik sistem sektörde yerini alır. Bizler müşterilerimizle diyaloglarımızı iyi tuttuğumuz sürece, müşterinin ihtiyaçlarına cevap verdiğimiz sürece, müşterinin güvenini sağladığımız sürece mekanik sistemde elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yardımcı olacağımıza inanıyorum. Hani hedef olarak da şu anda çok ileri gitmek açıkçası yanlış olur. Şu an her şey gayet güzel gidiyor yani. Şu an her şey gayet güzel gidiyor. Evet, benim açımdan soracak olursanız kalitesizde, argesizde, müşteri odaklı memnuniyetli hizmetsizde, evet. Güler yüzsüzde, her ülkeye ayrı bir proje gözüyle bakmaksızde, evet. Aslında siz çıtanızı, yolunuzu belirlemişsiniz. Bundan iyi büyüme, bundan iyi ilerleme olmaz diye düşünüyorum. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Açıkçası marka değeri denilen bir şey var. Bu marka değeri de biz ürünümüzün kalitesinin yanında müşterilerle olan ikili diyaloglarla bu marka değerini üst seviyeye çıkartmanın derdindeyiz açıkçası. Ve bu şekilde de olacağına eminiz açıkçası. Çünkü çalıştığımız arkadaş grubu da gayet iyiler. İşlerinde profesyoneller ve güzel geri dönüşler oluyor. Bunlar da bize ilerisi için ümit veriyor açıkçası. O zaman Ali Bayhan Tekstil'in tüm müşterilerine seslenecek olursanız. Değerli müşterilerimiz, 2017 senesi içerisinde sizleri fabrikamıza bekliyoruz, showroom'umuza bekliyoruz. Tüm yeniliklerimizi, tüm ürünlerimizi sizler için sergilemeye hazırız. Çok teşekkür ediyorum, fuar ola diyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sponsorluğunuz ve partnerleriniz için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Sesimizi bu fuardan Ali Bayhan Tekstil'in katkılarıyla duyuracağız. Sağ olun. Var. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli sektör mensupları, Perde Satıcıları Haber Portalı görevine devam ediyor. İstedim ki sponsorumuzu, partnerimizi daha yakından tanıyın istedim efendim. Buyurun standlara doğru yol alalım.